Yayanındır. Yayalara yol verelim. Oldu, iyi günler. Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla bütün yıl boyunca bu etkinliklerimiz devam edecek. Bu çerçevede biz de bugün bütün Türkiye'de olduğu gibi İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla bugün trafik kanununda yapılan değişikliğin bütün kitlelere duyurulması, bu anlamda bir farkındalık oluşturulması amacıyla bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Görevli olmayan, trafik polisi olmayan, ışıklı trafik işareti olmayan yaya geçitlerinde, okul geçitlerinde, kavşaklarda öncelik artık yayalarımızın, bütün sürücülerimiz bu dediğimiz yerlere yaklaşırken yavaşlayacak ve sonrasında yaya varsa duracak ve yayalara öncelikli olarak yol verecek. İnşallah bu dediğimiz değişiklik hayat bulur, vatandaşlarımız tarafından benimsenir ve daha rahat bir trafik içerisinde hayatımızı sürdürürüz. Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla bütün yıl boyunca bu etkinliklerimiz devam edecek. 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edilmiştir. Biz de ilimizde bu kapsamda bütün okullarımızda, bütün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu değişikliğin geniş kitlelere duyurulması ve benimsenmesi için bu çalışmaları yürüteceğiz. Ben teşekkür ediyorum sizlere ve bu noktada tabii ki basın mensuplarından, medya mensubu arkadaşlarımızdan da bu değişikliğin vatandaşlarımıza duyurulması noktasında katkılarınızı bekliyoruz. Hem çocuklarımıza hem öğrencilerimize bu değişikliğin benimsetilmesi, sürücülerimize benimsetilmesi, bu davranışın kazandırılması için sizlerin de desteğiyle, medya mensuplarının da desteğiyle bu çalışmayı yürüteceğiz. Tekrar ilginiz için teşekkür ediyorum.